Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 18-24 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta kişisel gezegenlerimizin burç değiştirmesi günlük hayatımızdaki enerjileri de değiştirecek. Hemen hafta başı itibariyle 18 Temmuz'da ilişkilerden sorumlu sevgi, güzellik, aşk gezegenimiz Venüs. İkizlerden ayrılıp Yengeç burcuna geçiyor. 11 Ağustos'a kadar kalacak. Bu size verdiğim güzel bir haber. Çünkü Venüs yengeçte olmayı sever ve Venüs şans gezegenlerinden biridir. Ve Yengeç burcu size dost bir burç. Ve aynı zamanda aşk evinize geliyor. Venüs sizin aşk burcunuz. Venüs'ün burada olması 11 Ağustos'a kadar aşk konusunda, romantik konularda daha kısmetli ve daha güzel bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Yalnızsanız, evet, kalbiniz dolabilir. Eğer bir birlikteliğiniz varsa çok daha keyifli ve romantik bir dönemdesiniz. Ve Venüs aslında yuva kurmayı sevdiği için Yengeç Burcu'nda evlenmek için, aile olmak için, evlilik kararları için de gayet keyifli bir dönem olduğunu ya da çocuk sahibi olmak için, aile olmak için, değil mi? Ebeveyn olmak için yine keyifli bir dönem. Çocuk alanlarınızı destekleyecek. Bunun için de güzel bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. İletişim gezegenimiz Merkür 19 Temmuz itibariyle Aslan Burcu'na geçiyor. 5 Ağustos'a kadar kalacak. Merkür Aslan Burcu'nda 6. evinizde olacak. İş konuları ve günlük hayatınızda Merkür aslında yaratıcı zekanızı, pratik yanınızı iyi kullanabileceğinizi gösteriyor bu dönemde. Aslan da özgüvenlidir ve özellikle organize etme, herhangi bir konuyu, bir işi yönetme, liderlik etme potansiyelini arttırır. İşle ilgili seyahatler, işle ilgili özellikle ticari konularda yapılacak seyahatler olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Belki işle ilgili mesleki bir eğitim olabilir. Hani tüm bunları bu dönemde daha fazla deneyimleyebilirsiniz. Pazartesi ve Salı günü Ay Koç burcunda olacak. Hızlı bir enerji var, sabırsız bir enerji var ve daha çok para konularında bu kendini gösteriyor. Paranıza dikkat edin çünkü bir anda harcayabilirsiniz. Yani düşünmeden para harcama eğiliminiz olduğunu söyleyebilirim. Çarşambadan itibaren Ay Boğa burcunda. Yakın çevre ilişkileriniz güçleniyor. Bu da biraz daha sıcak ilişkiler olabileceğini işaretçisi. Bu dönemde Mars da Boğa'da olduğu için hani komşularla ilişkiler, işte akrabalar, kardeşlerle ilişkiler daha çok enerjinizi alıyor olabilir. Belki o alanlarda bazı gündemleriniz var. İşte çarşambadan itibaren Perşembe ve Cuma'yı da buna dahil edebiliriz. Yakın çevrenizde daha fazla böyle bir enerji alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Hafta sonu Ay ikizlerde olacak. Özel alanınıza, evinize, yuvanıza zaman ayırmanız, evde daha fazla zaman geçirmeniz mümkün. Evde zaman geçirebilirsiniz ama çok da sakin olmanız mümkün değil. Çünkü oldukça hareketli enerjiler var gökyüzünde. Merkür-Jüpiter üçgeni de var. Sanki misafir de ağırlıyorsunuz. Evde böyle bir kalabalıklar olabilir. Yakınlarla haber trafiği, konuşmalar, görüşmeler, sohbetler, toplantılar söz konusu olabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.